Evet, merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda ifadelerin mutlak değer dışına çıkarılmasını görmüştük. Ve mutlak değerli eşitliklerin de temel özelliklerini vermiştik. Ve o özellikler üzerine birkaç tane de örnek çözmüştük. Zaten videoyu çok şiddetle muhtemel izlemişsinizdir. Şimdi arkadaşlar, mutlak değerli eşitliklerin tabii geniş bir bölüm olduğunu söylemiştim. Bu videoda ne yapacağız? Mutlak değerli eşitliklerin devamını ve mutlak değerli eşitsizlikleri göreceğiz. Şimdi tabii oralarla birleşiyor konu. Ve bugünkü dersimize ne yapacağız arkadaşlar? Bir özellikle başlayacağız. Özellik şöyle. Mutlak değer içinde A çarpı X'i. Eğer soruda işimize öyle geliyorsa biz A çarpı mutlak değer X şeklinde ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Yani şunu söylüyorum arkadaşlar. Mutlak değerin önündeki pozitif çarpan, mutlak değerin dışına çarpım olarak çıkabiliyor. Ve tabii bakın ne dedik? Pozitif çarpan dedik. Bunun için temel şey A'nın pozitif gerçel sayı olması. Yani A'nın pozitif gerçel sayı olması şartıyla bunu ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Mutlak değerin içindeki ifadenin önündeki pozitif çarpan dışarı çarpım olarak ne yapılabiliyor? Atılabiliyor. Peki ne işe yarar? Yani şunu demek istiyoruz arkadaşlar tam olarak. Örneğin mutlak değer içerisinde 3x ifadesini düşünün. Mutlak değer içinde 3x. Ben bu ifadeyi eğer istersem şöyle yazabilirim arkadaşlar. 3 çarpı mutlak değer x diye. Yani bakın bu pozitif olan 3 çarpanı mutlak değerin önüne ne olabiliyor? Gelebiliyor. Biz bunu 3 tane mutlak değer x şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi tamam yazabiliyoruz da ne oluyor hocam diyebilirsiniz. Hani bu bizim ne işimize yarıyor? Hemen bir örnekle başlayalım. Mutlak değer içinde 3x artı. Mutlak değer içinde 2x artı. Mutlak değer içinde x eşit 18 olduğuna göre x'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır dediğinde bize mesela. İşte bakın böyle bir soru yapısında bu özellik çok ama çok işime yarayacaktır. Ne yapacağız arkadaşlar biz? Hemen görelim. 3'ü mutlak değerin başına atıp 3 tane mutlak değer x diyebiliyoruz. Artı 2'yi mutlak değerin önüne atıp 2 tane mutlak değer x diyebiliyoruz. Artı mutlak değer x. Eşit oluyor neye arkadaşlar? 18'e. Şimdi devam edelim. 3 tane, 2 tane daha, 5 tane. Bir tane daha bakın. 6 tane mutlak değer x. 18 mi oldu? Bakın bu şunun gibi arkadaşlar. 3a, 2a, a olsaydı siz buna 6a demiyor muydunuz? Burada da a yerine ne geliyor? Mutlak değer içinde x geliyor. O zaman her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x ne yapacaktır arkadaşlar? 3 mutlak değer x. E şimdi burayı geçen dersten, geçen videodan biliyorsunuz. Mutlak değer x'in 3'e eşit olması ne demektir? Mutlak değer x'in 3'e eşit olması x'in 3 ya da x'in eksi 3 olduğu manasına gelir. Burada bana x'in alabileceği değerler çarpımı soruluyordu. 3 çarpı eksi 3'ler ne olacaktır? Eksi 9 olacaktır. Bakın işte böyle bir soruyu çözerken bu benim çok ama çok işime yarayan bir özellik oluyor. Tabii arkadaşlar buradaki örnekte sorun ne oldu? Armut piş ağzıma düş oldu. Bu daha karmaşık, daha komplekste gelebiliyor ama zor değil gibi. Hemen başka bir örnekle devam edelim. Şöyle olsaydı. Mutlak değer içinde 2x eksi 6 artı. Mutlak değer içinde x eksi 3 eşittir 18. Eşitliğini sağlayan bu sefer de bana x değerlerinin toplamı kaçtır deseydi. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır deseydi ne yapacaktım? Şimdi arkadaşlar matematikte köşe taşı çok önemli şeyler var. Biz bunu videolarda hep söylüyoruz. İşte Gauss formülleri mesela, terim sayısı, terimler toplamı tamamını etkiler. Ve başka bir şey ortak çarpan parantezi. Bakın ne kadar önemli olduğunu daha önce defalarca kez söyledik. Faktöriyelin içinde kullandık. Çözümlemenin içinde kullandık. Değil mi? Daha göreceksiniz ilerleyen bölümlerde üslü ifadelerin içinde kullanacağız. Ortak çarpan parantezi
çok ama çok önemli bir şeydir. Şimdi arkadaşlar, burada şuna dikkat ediniz. 2x eksi 6 nedir? 2 çarpı x eksi 2 çarpı 3'tür. Doğru mu? O zaman ben orayı 2 parantezine alıyorum. Bakın buradan ne geliyor? X geliyor. Eksi, arası eksi olduğu için eksi. Bakın buradan ne geliyor? 3 geliyor. O zaman bu 2 tane x eksi 3 oluyor mutlak değer içinde. Artı mutlak değer içinde x eksi 3 eşit oluyor neye arkadaşlar? 18'e. Bu 2'yi başa atıyorum. 2 tane mutlak değer x eksi 3 artı 1 tane mutlak değer x eksi 3 eşitmiş 18'e. 2 tane, bir tane daha 3 tane. 3 tane mutlak değer x eksi 3 18 ise her iki tarafı 3'e böldüğümüzde mutlak değer x eksi 3 6 çıkıyor. Bakın finalde yine aynı yere geldik arkadaşlar. Farkında mısınız? Mutlak değerli bir ifade var. Bu tarafta bir sayı var. O zaman biz ne yapıyoruz? Mutlak değerin içini yani x eksi 3'ü bir 6'ya arkadaşlar bir de eksi 6'ya mı eşitliyoruz? Ve en nihayetinde buradan x eşittir 9'dur ya da x eşittir eksi 3'tür. E bize ne soruluyordu? X'in alabileceği değerler toplamı soruluyordu. O zaman x'in alabileceği değerler toplamı 9 artı eksi 3'ten ne olacaktır? 6 olacaktır. Final hep aynı. Bakın ne oldu? Demin verdiğim özelliği uyguladım. Ortak çarpan parantezini aldıktan sonra şuradaki ifadeyle ve ondan sonra işlemleri yaptığımızda yine aynı yere geldik. Arkadaşlar mutlak değer asla zor bir konu değil. Yani gözünüzde böyle büyüttüğünüz konulardan biridir. Genelde pek sevilen bir konu değildir. Ama bakın ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. Mantık hep aynı. Evet, bu önemli bir özellik. Şimdi bir başka önemli özellik yine mutlak değerle alakalı. Arkadaşlar mutlak değer içinde x, mutlak değer içinde eksi x'e eşittir. E zaten biliyorsunuz mutlak değer 2, mutlak değer eksi 2'ye eşit değil mi? Eşit. İşte o mantıkla mutlak değer x, mutlak değer içerisinde eksi x'e eşittir. Yani birbirinin zıt işaretlisi mutlak değerli ifadeler gördüğünüzde içinden bahsediyorum mutlak değerin. Bunları birbirine eşit alabilirsiniz. Şimdi bakın yapacağımız örnekle bu özellikle bir önceki verdiğim özelliği nasıl birleştirdiğimi göreceksiniz şimdi. Şöyle bir örnek. Mutlak değer içinde 2x eksi 8 artı. Mutlak değer içerisinde 4 eksi x eşittir 24 ise. Yine arkadaşlar x'in alabileceği değerler toplamı nedir diye sorabiliyor bizlere. X'in alabileceği değerler toplamı nedir diyor. Şimdi yine arkadaşlar görüyorsunuz 2x eksi 8'i 2 ortak çarpan parantezine alabilir. 2 parantezinde burası x eksi 4 mü geliyor? Çünkü bakın bu 2 çarpı x 8 ile 2 çarpı 4. 2 parantezine aldığında yanındaki fazlalıklar bakın x ve 4, x eksi 4 geliyor. Devam ediyorum artı 4 eksi x eşittir neye arkadaşlar? 24'e mi? Şimdi bir önceki özelliğe dönelim. Ben bu 2'yi bunun dışına atabiliyorum. 2 çarpı mutlak değer x eksi 4 artı. Bakın arkadaşlar mutlak değer 4 eksi x mi var? 4 eksi x ile x eksi 4 birbirinin zıt işaretlisi mi? O zaman bunlar birbirine eşittir. Yani siz mutlak değer 4 eksi x'i mutlak değer x eksi 4 şeklinde de yazabilirsiniz. Tam olarak bunu söylüyorum. Çünkü mutlak x, mutlak eksi x'e eşittir. E o zaman, bakın soru yine aynı yere geldi değil mi? Ha şöyle bir şey söyleyeyim. Mutlak x eksi 4 yerine mutlak 4 eksi x de yazabilirsiniz. Aynı şeydir. Bunlar ikisi birbirine eşittir. O zaman iki tane, bir tane daha. 3 tane mutlak değer x eksi 4, 24'tür. Her tarafı 3'e böldüğümde mutlak değer x eksi 4 ne olacaktır? 8. E arkadaşlar final yine aynı. Ne oluyor? Mutlak değer var. Bu tarafta bir sayı var. O zaman mutlak değerin içini
Yani x eksi 4'ü bir 8'e, bir de arkadaşlar eksi 8'e eşitleyeceğim. O zaman x buradan ya 12'dir ya da eksi 4'tür. Bize ne soruyor? Burada x'in alacağı değerler toplamını soruyor. O zaman x'in alacağı değerler toplamı 12 artı eksi 4'ler nedir? 8'dir. İşte bakın burada da bir önceki özellikle bu son verdiğimiz mutlak x mutlak eksi x'e eşittir özelliğini birleştirmiş olduk. Tabii bunun için geçen videoda yaptığımız işleri de bilmemiz gerekiyor birazcık. Umarım buraya kadar anlaşılmayan herhangi bir şey yoktur. Pekala arkadaşlar. O zaman devam edelim şimdi. Şimdi arkadaşlar buraya kadarki sorularda ama direkt ama dolaylı olarak dikkatinizi çekmiştir. Hep bir tarafta mutlak değerli bir ifade kalırken diğer tarafta bir sayı kaldı. Biz de ne yaptık? Mutlak değerin içini bir o sayıya bir de o sayının eksenisine eşitledik, doğru mu? Yani hep şimdiye kadar böyle oldu. Peki hep böyle olmak zorunda mı? Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. Hep bir tarafta mutlak değerli ifade, bir tarafta bir sayı mı kalmalı? Tabii ki hayır. Şimdi o zaman başka ne olabiliyor onu görelim. Mutlak değer içinde 2x eksi 3, eksi 7 eşittir x artı 1. Eşitliğinin çözüm kümesi nedir dediğinde bize. Mutlak değer içerisinde 2x eksi 3 eşittir. Daha doğrusu 2x eksi 3 eksi 7 eşittir x artı 1 ise. Şimdi bakın bu deminkilerden, diğer çözdüğümüz sorulardan biraz daha farklı bir soru yapısı. Şimdi peki burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Arkadaşlar aklımızda bulunsun. Her zaman amaçladığımız şey ne olmalı? Mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakmak olmalı. Her zaman bizim amacımız bu. O yüzden şuradaki mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakmak adına eksi 7'yi öbür tarafa atıyorum. Bakın ne oluyor arkadaşlar? X artı 8 oluyor. Şimdi ne oldu? Bir tarafta mutlak değer, bir tarafta sayı kalmadı bakın. Ne kaldı? Bir tarafta mutlak değer, bir tarafta x'li bir ifade kaldı. Peki burada ne yapacağız? Arkadaşlar hiç kafanızı karıştırmayın. Bir tarafta mutlak değer, bir tarafta sayı varken ne yapıyorsak aynısını yapacağız. Yani şu ifadeyi 2x eksi 3'ü 1x artı 8'e, 2x eksi 3'ü bir de bunun eksilisine, yani eksi x eksi 8'e eşitleyeceğiz. Bütün mesele bu arkadaşlar. O zaman x'i attım buraya, x kaldı. Eksi 3 artı 3 geçti, 11 oldu. X'i attım buraya, 3x oldu 2x artı x'ten. Eksi 3 attım bu tarafa, eksi 5 oldu. X buradan eksi 5 bölü 3 oldu. Lakin şimdi normalde aslında bunlar kritik nokta inceleyerek yapılır. Mutlak değerin içini sıfıra eşitlersin. O kritik noktadan bir küçük bir büyük değerler için bakarsın. Ama biz işi bodozlama yaptık. Olsun. Tek bir mahsuru var. Mahsur da değil bu. En sonunda bu köklerin burada görmüş olduğunuz eşitliği sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Ve bunu yapmanın da çok pratik bir yolu var. Arkadaşlar, burada mutlak değerli ifade yalnızken şurada yerine koyuyorsunuz bu değerleri. Eğer burayı pozitif yapıyorsa kökümdür. Negatif yapıyorsa köküm değildir. Çünkü mutlak değerli bir ifadenin sonucu negatif bir sayıya eşit olmaz. 11'i koyun. 11, 8 daha 19. Pozitif mi? Benim kökümdür. Eksi 5 bölü 3'ü koyun bakın. Eksi 5 bölü 3 artı 8. 19 bölü 3 yine mi pozitif? O zaman bu da benim kökümdür. Yani bunun çözüm kümesi eksi 5 bölü 3 virgül 11 elemanlarından oluşan bir kümedir. Bakın burada iki kökte eşitliği sağladı. Bazen biri sağlar biri sağlamaz. Hatta bazen ikisi birden sağlamaz. O zaman ne deriz? Çözüm kümesi boş küme. Ama bir tarafta mutlak değerli, bir tarafta x'li ifade varken mutlağın içini bir buna bir de bunun eksilisine eşitliyorsun. En son kökleri ne yapıyorsun? Kontrol ediyorsun. Kontrol nasıl? Mutlak değer yalnızken diğer tarafa koyuyorsun değerleri. Orayı pozitif yapıyorsa sağlıyordur. Negatif yapıyorsa sağlamıyordur.
Şimdi bir örnek daha yaptığımızda iyice pekişecektir arkadaşlar bence. Ama tabii ki bununla ilgili bir örnek daha yapmalıyız. Şöyle bir sualle devam edelim o zaman. Bununla ilgili bir örnek daha. Mutlak değer x eşit 5x eksi 24 ise bunun çözüm kümesi veya x işte mutlak x eşit 5x eksi 24 eşitliğinin çözüm kümesi nedir dediğinde bize. Ne yapacağız? Görelim arkadaşlar. Şimdi yine aynı şeye bakın ve mutlak değer zaten burada yalnız gördüğünüz gibi. O zaman biz ne yapacağız? Mutlak değerin içini yani x'i bir 5x eksi 24'e, x'i bir de bunun eksilisine yani eksi 5x artı 24'e eşitleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz buradan ikisi için de ayrı ayrı x değerlerini doldurduk. 4x eksi 24 artı 24 geçiyor. 24 ise birinci x değerim 6'dır. Burayı bulalım şimdi. Eksi 5x artı 5x geçince 6x 24 ise. X eşittir 4. Benim neyimdir arkadaşlar? İkinci x değerimdir. Yalnız ben şu anda bunların kök olduğunu bilmiyorum. Ne yapacağım? Kontrol edeceğim. Mutlak değer burada yalnız bakın. Şurada yerine koyacağım bunları. Eğer orayı pozitif yapıyorlarsa kökümdür. Negatif yapıyorlarsa köküm değildir. Önce bakın 6'yı koyduk buraya. 30 eksi 24 6 pozitif mi yaptı? O zaman bu benim kökümdür. Şimdi 4'ü koyuyorum buraya. 5 kere 4 20. 20 eksi 24 eksi 4 mü? Bak negatif yaptı. O zaman bu benim köküm değildir. O zaman burada bunu sağlayan tek bir eleman vardır. 6'dır. Ve ben çözüm kümesini işte böyle yazarım. Bakın deminki örnekte ikisi birden sağlamıştı. Bu örnekte sadece ne oldu? Bir tanesi sağladı. Evet işte bir tarafta mutlak değer, bir tarafta x'li ifade olduğunda da yapmamız gereken iş buydu. Şimdi, tabii arkadaşlar, bir tarafta mutlak değerli ifade, bir tarafta x olayının bir de özel hali var. Şimdi o soru kalıbıyla devam edeceğim eğer bunlar anlaşıldıysa. Şimdi, mutlak değer içinde x eksi 4 eşittir x eksi 4. Böyle bir şey veriyor. Ve sonra diyor ki bana mutlak değer içinde x eksi 12 eşittir 12 eksi x. Eşitliklerini sağlayan kaç farklı doğal sayı değeri vardır? Eşitliklerini sağlayan kaç farklı doğal sayı değeri vardır? Bakın daha özel bir uygulama. Burada yine bir tarafta mutlak değer, bir tarafta x'li ifadeler var. Ama bakın aradaki bağlantıyı eminim görüyorsunuzdur. Mutlak değer x eksi 4 dışarı ne diye çıkmış? X eksi 4 diye çıkmış. Yani aynen mi çıkmış? Şimdi geçen videoyu hatırlayın. İfadelerin mutlak değer dışına çıkarılması videosu. Ne olduğunda ifade dışarı aynen çıkıyordu. İçi pozitif olduğunda. Yani o zaman bu x eksi 4 büyük 0 mı demek? Ama bakın büyük 0 aslında eksik. Neden? Sonuçta her iki tarafta 0 olduğunda da bu eşitlik sağlanmaz mı? O yüzden büyük eşit 0. Bakın 4 oluyor eşitlik olduğunda. 4 yazdığınızda 0 eşittir 0 eşitliği sağlanıyor. O zaman burada eksi 4'ü bu tarafa attığınızda x büyük eşitmiş neyden? 4'ten. Bu birinci değerimiz. Devam ediyorum ikinci satıra bakın. X eksi 12 dışarı 12 eksi x olarak mı çıkmış? Yani ne olmuş arkadaşlar? Önüne bir eksi alıp çıkmış doğru mu? E bu ne zaman oluyordu? Ne zaman içerideki ifade dışarı önüne eksi alıp çıkıyordu? İçi negatif olduğunda. Yani x eksi 12 küçük 0 olduğunda. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Sıfırın işareti yok ya. Burada 0 eşittir 0 da bunu sağlar. O zaman küçük eşit 0. Bakın 12 verdiğinizde 0 eşit 0 sağlanır. O zaman buradan da arkadaşlar x küçük eşit 12 mi geliyor? E bakın x 4'ten büyük veya eşit. 12'den küçük veya eşit. Bakın burada genelde o eşitlik unutulabiliyor. Çok dikkat etmenizi öneririm.
kaç farklı doğal sayı değeri vardır diyor. O zaman arkadaşlar benim x'lerim 4'ten 12'ye kadar bütün doğal sayı değerleri alır. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere kaç tane bunu sağlayan değer vardır? 9 tane. İşte bir tarafta mutlak değerli ifade, bir tarafta x'li ifade olan soru yapılarını da bu örnekle tamamlamış oluyoruz. Bir tarafta mutlak, bir tarafta sayı gördük. Bir tarafta mutlak değer, bir tarafta x'li ifade de gördük. İşte 3 örnek son çözdüğümüz. Şimdi bazen ne oluyor sorularda? Eşitliğin her iki tarafında da mutlak değer olabiliyor. Burada da ne yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Ki çok basit, hiç gözünüzde büyütmeyin. Hani bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Farklı farklı soru yapıları ama hep aynı şeyi yapıyoruz bakın. Hep bir birini diğerinin eksilisine. Olay bu yani, hiç ekstra bir şey yapmadık dikkat ettiyseniz. Hani böyle kafanızı karıştırmanıza falan gerek yok. Kritik nokta inceleyin, bilmem ne yapayım. Onları ben de anlatabilirim size ama kafanız karışmasın. Önemli olan konuyu anlamanız ve çözebilmeniz sonra. Şöyle bir örnekle devam edelim. Mutlak değer içinde 2x eksi 3 eşit. Mutlak değer içinde x artı 7. Eşitliğinin sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diye sorsun. Burada ne var? Her iki tarafta da mutlak değerli ifade var. Şimdi arkadaşlar, biz biliyoruz ki mutlak değer 2, mutlak değer 2 eşit. Ve biz aynı zamanda biliyoruz ki mutlak değer 2, mutlak değer eksi 2'ye de eşit. Doğru değil mi? Bunları biliyoruz. O zaman arkadaşlar aynı şey yine bunun buna eşit olması, yani 2x eksi 3'ün x artı 7'ye eşit olması bu eşitliğin sağlanabilmesi için, ya da yine 2x eksi 3'ün bunun eksilisine, yani eksi x eksi 7'ye eşit olması gerekir. Bakın yine aynı şeyi yaptık arkadaşlar. Ve güzel olan yanı şu. Burada her iki tarafta da mutlak değer varsa sonradan bunu kontrol etmenize de gerek yok. Demin olmayınca niye olmuyordu? Bu taraf negatif olduğu için olmuyordu. Mutlak değer negatif sayı eşit olmayacağı için. Burada her iki tarafta da mutlak değerli ifadeler olduğuna göre bir tarafın eksi olma ihtimali var mı? Yok. O zaman arkadaşlar buradan x eşittir 10. Ve o zaman arkadaşlar 3x eşit eksi 4. Çünkü bakın eksi 3 artı 3 geçiyor buraya. X eşit eksi 4 bölü 3 benim eşitliğimin kökleridir. Ve bakın kontrol etmeme gerek yok. Çünkü bunlardan herhangi birini bu köklerin negatif yapma ihtimali yok. İkisi de mutlak değerli. O zaman köklerin toplamını sormuştum. Yani arkadaşlar x'in alabileceği değerler toplamı 10 eksi 4 bölü 3'ten 26 bölü 3'tür. 30. 30'dan 4 çıktı, 26. 26 bölü 3'tür. Umarım buraya kadar olan bölümü mutlak değerin anlaşılmıştır. Hani böyle başka tabii şeylerden de bahsedeceğiz şimdi ama buraya kadar çözdüğüm yapıları çok önemliydi. Yani ifadelerin mutlak değer dışına çıkarılması ve buraya kadar çözdüğüm eşitlik soru yapıları ÖSYM'nin en çok soru sorduğu yerlerdi. Şimdi arkadaşlar eşitlikler bölümünün son özelliklerini vereceğiz. Eşitlikler bölümünün son özelliklerini vereceğiz. Nedir o? Birincisi şu. Mutlak değer içinde x çarpı y, mutlak değer x çarpı mutlak değer y'ye eşittir. Bunları ayrı mutlak değerler içinde çarpım şeklinde yazabilirsiniz. İkincisi ise mutlak değer içinde x bölü y'yi mutlak değer x bölü mutlak değer y diye ayrı ayrı yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu da yine bilmemiz gereken önemli bir ayrıntı. Bunu özellikleri de bilmemiz gerekiyor. Hemen bir örnekle görelim ne oluyor peki, nasıl gelebiliyor. Yakın tarihli bir ÖSYM sorusu vardı bununla ilgili. Ön lisans KPSS'de ya da orta öğretim KPSS'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama sanki ön lisanstı. Şu tarzda bir şeydi. Mutlak değer 2x eksi 1 bölü.
mutlak değer içinde x artı 2 eşittir 4. Eşitliğinin çözüm kümesi nedir diye soruyordu. Bakın mutlak değerli bir ifade bölü mutlak değerli bir ifade sonucu 4 olmuş. Biraz karmaşık görünüyor değil mi? İçler dışlara falan gitsek çok da değil. Ama bakın yukarıdaki özellik yardımıyla çözebilirsiniz bunu. İşte bu özellik yardımıyla. Mutlak değer 2x eksi 1 bölü mutlak değer x artı 2 ifadesini siz mutlak değer içinde 2x eksi 1 bölü x artı 2 diye ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Doğru değil mi? Yukarıda söylüyor işte mutlak x bölü mutlak y'yi tek mutlak altında x bölü y diye yazabiliyoruz. Ve bu 4'e eşit olmuş. Arkadaşlar döndük en başa. Bu 4'e eşitse bunun içi ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Yani 2x eksi 1 bölü x artı 2'yi ya 4'e, 2x eksi 1 bölü x artı 2'yi ya da eksi 4'e eşitlemeniz gerekiyor. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2x eksi 1 eşit 4x artı 8. 2x eksi 9 ise x buradan eksi 9 bölü 2. Burada içler dışlar yapalım. 2x eksi 1 eşit eksi 4x eksi 8. Atın buraya 6x eşit eksi 7 mi yapıyor bakın. 6x eksi 7 eşit bu artı 1 geçtiği için. X eşit eksi 7 bölü 6 da ikinci değer. İşte bana neyi sormuş bunların? Çözüm kümesini sormuş. O zaman bu eşitliğin çözüm kümesi eksi 9 bölü 2 virgül eksi 7 bölü 6'dır. Bakın ne kadar gıcık görünüşlü bir soruyu şu özelliği uygulayarak ne kadar basit bir hale getirebildik. Olayımız böyleydi. Pekala devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Artık yavaş yavaş eşitlikler bölümünün de sonuna doğru gelmeye başladık. Son bir soru kalıbı. Sonra neden bahsedeceğiz? Mutlak değerli eşitsizliklerden daha kısa bir bölüm ama bilinmesi gereken bir bölüm o da. Hemen bir örnekle görelim olayı. Mutlak değer x artı 8 artı mutlak değer 2x eksi 6 ifadesinin çok gördüğünüz için yayınlarda yazıyorum bu soruyu. Alabileceği en küçük değer kaçtır? İfadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar mutlak değerli bir ifadenin sonucunun alabileceği en küçük değer nedir? Hiçbir zaman negatif bir sayıya eşit olamıyordu. Mutlak değerli bir ifadenin sonucunun alabileceği en küçük değer sıfırdır. Yani eğer bu soru şöyle sorulsaydı bize arkadaşlar. Mutlak değer x artı 8 artı mutlak değer 2y eksi 6'nın alabileceği en küçük değer nedir deseydi cevabı sıfır derdi. Yani x'e eksi 8, y'ye 3 verirdim. 0 artı 0'dan sonuç 0 yapardı. Ama ve lakin burada ne var? Burada x bağımlı değişken arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Sen burada x'e ne veriyorsan burada da aynısını vermek zorundasın. Ben x'e burada eksi 8 vereyim, burada 3 vereyim deme şansın yok. Aynı anda aynı şeyleri vermen gerekiyor. O yüzden 0 diyemiyoruz buna doğrudan. Ama ne yapacağız? Mental olarak aynı işi yapacağız. X artı 8'i 0'a eşitle. X eşit eksi 8. Bu birinci kritik nokta. Önce ikisinin yerine de bunu koyuyorum. Mutlak değer eksi 8 artı 8. Artı 2 çarpı eksi 8 eksi 6. Şura 0 yaptı. Bura ne yaptı? Bakın eksi 16 eksi 6 daha eksi 22. Dışarı nasıl çıkar? Artı 22. X eksi 8 olduğunda gelen değer bu. Devam ediyorum. Bir de öbür kritik noktayı bulalım. 2x eksi 6 sıfırsa x eşittir 3 mü? O zaman şimdi de x gördüğüm yere ne yazacağım? 3 yazacağım ikisinde de. Mutlak değer 3 artı 8 artı mutlak değer 2 çarpı 3 eksi 6.
Şura 0 zaten. Bura 11. 11 mi çıktı? Hangisi daha küçük arkadaşlar burada? Hangisi daha küçük? 11 daha küçük. O yüzden bu ifadenin alacağı en küçük değer 11'dir. Hangisi daha küçük çıkıyorsa sonuç o ifadeye eşit olacaktır. Peki. Şimdi arkadaşlar konunun son bölümüne geldik. Burası kısa bir bölüm olduğu için burayı da anlatacağım bir 10 dakika sonra falan da konuyu ne yapacağız? Bitireceğiz. Hani mümkün mertebe videoları kısa tutup sizi sıkmamaya çalışıyoruz ama hani burada bunun üzerine bu gider diye düşünüyorum. Arkadaşlar olayımız bu. En küçük değer sorulduğunda bunların içlerini sıfır yapan değerleri sırayla ikisinin de yerine veriyoruz. Hangisi daha küçük geliyorsa cevap o. Evet, yani gördüğünüz üzere mutlak değer öyle çok da gözünüzde büyütmenizi gerektirecek bir konu değil arkadaşlar. Ve kesinlikle ve kesinlikle soru geliyor mutlak değerle ilgili her sınavda. Net yani. Ve geldik konunun son bölümüne. Konunun son bölümü mutlak değerli eşitsizlikler. Mutlak değerli eşitsizlikler konumuzun son bölümü. Şimdi buna neyle başlıyorum? Birinci olarak. İlki şu. Ve en önemlisi bu arkadaşlar. Gelirse buradan geliyor genelde. Mutlak değer AX artı B C'den küçükse. Ve C elemanı pozitif gerçel sayıysa. Bakın mutlak değer AX artı B. C'ye eşit olduğunda biz ne yapıyorduk? İçini bir C'ye bir de eksi C'ye eşitiyorduk. Burada ne yapıyoruz? Bu ifadenin içini yani AX artı B'yi eksi C ile artı C arasında alıp işte burada görmüş olduğunuz bu eşitsizliği çözüyoruz. E bunu nerede görmüştük biz? Bunu nasıl çözüyorduk? Birinci dereceden eşitsizliklerde yani basit eşitsizliklerin ilk bölümünün videosunu izlediğinizde buradaki işlemleri nasıl yaptığımızı görebilirsiniz. Örnek arkadaşlar çok basit bir şey söylüyorum. Mutlak değer içinde 2x eksi 3 küçüktür 6. Eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir dediğinde. Ne yapacağız o zaman biz? Hemen söyleyeyim. 2x eksi 3'ü eksi 6 ile artı 6 arasında alacağız. E şimdi yapacağımız iş buradaki eşitsizliği çözmek. E buradaki eşitsizliği çözmek için biz x'i yalnız mı bırakıyorduk? Yani şu eksi 3'ü hem bu tarafa hem bu tarafa ne yapıyorum artı 3 diye atarak başlıyorum. Eksi 3 kaldı küçük. 2x kaldı küçük 9'dan. Şimdi ne yapıyorum x'i yalnız bırakmak için? Her iki tarafı 2'ye mi bölüyorum? Her iki tarafı 2'ye böldüğümde eksi 3 bölü 2 küçük x'ten o da küçük 9 bölü 2'den. O zaman benim buradaki ifademin çözüm kümesi eksi 3 bölü 2 virgül 9 bölü 2 açık aradadır. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Basit eşitsizliklerde birinci eşitsizliğim böyleydi. Şimdi geliyorum arkadaşlar ikinci eşitsizliğime. Küçük olduğunda böyle. İkinci eşitsizliğim en sevmediğiniz aslında. Mutlak değer içinde AX artı B büyüktür C'den. Ve C elemanı R artı ise. Bu durumda ne oluyor? Küçük olduğunda eksi C ile C arasındaydı. Büyük olduğunda ne oluyor? Hemen söyleyeyim. AX artı B büyüktür C'den ya da AX artı B küçüktür eksi C'den oluyor. Çözüm kümesi bu ikisinin çözümünün birleşimi olmuş oluyor. Tabii bu biraz ters gelebiliyor size. Hoca artılısından büyük olup da eksilisinden nasıl küçük olur diyorsunuz. Bu mutlak değerin tanımıyla alakalı. Neydi mutlak değer? Sayı doğrusunda sayıların sıfıra olan uzaklığına biz mutlak değer diyoruz. Bak pozitif sayılar büyüdükçe sıfırdan uzaklaşıyor. Yani büyüdükçe mutlak değerce büyüyorlar. Ama negatif sayılar küçülüyor bu tarafa gittikçe. Küçüldükçe sıfırdan uzaklaşıyorlar. Yani negatif sayılar küçüldükçe mutlak değerce büyüyorlar. Dolayısıyla bu yüzden artılısından büyük eksilisinden küçük alınıyor.
Şimdi bir örnek yaptığında daha net kavrayacaksınız. Mutlak değer x artı 1 büyüktür 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir diye sordum. Bakın şimdi büyük bu sefer. Eğer küçük olsaydı eksi 2 ile artı 2 arasında alacaktı. Burada olay şu. X artı 1 büyüktür 2'den, x artı 1 küçüktür, eksi 2'den mi olacaktır? Hayda diyor adam, nasıl oluyor? Şimdi 2'den büyük olup da eksi 2'den nasıl küçük olur? Arkadaşlar bakın, şöyle düşünün. 2'den büyük bir sayı, mesela 3. Mutlak değer 3 gerçekten 2'den büyük. Sonra eksi 2'den küçük bir sayı düşünün, söyleyin içinizden bana. Eksi 4 mesela değil mi? Mutlak değer eksi 4, 4 yaptığı için 2'den büyük mü? Bakın anladınız mı? Negatif sayılar, negatif sayılar, bakın bura eksi sonsuz, bura artı sonsuz, bura sıfır. Negatif sayılar bu tarafa gittikçe küçülüyor mu? Ama bakın mutlak değerce ne oluyorlar? Büyüyorlar. Bu tamamen bununla alakalı bir şey. Yani burada şu oluyor. X artı 1 2'den büyükse x büyüktür 1'den. X artı 1 eksi 2'den küçükse x küçüktür. Eksi 3'ten mi yaptı? Şimdi bu nasıl oluyor abi? Sayı doğrusunda görün nasıl olduğunu. Eksi sonsuz artı sonsuz. Aha da bura eksi 3, bura 1. 1'den büyük yerler bu taraf mı oluyor? Eksi 3'den küçük yerler bu taraf mı oluyor? Eksi 3 ile 1 dahil olmadığı için içi boş. O zaman bak bunun çözüm kümesi iki parça. Eksi sonsuz virgül eksi 3 birleşim 1 virgül artı sonsuzdur. Çözüm kümesi iki parça gelir. İşte birinci durum mutlak değerli bir ifadenin bir pozitif sayıdan küçük olduğu durum. İkinci durum büyük olduğu durum. Son bir örnekle son durumu göstereceğiz ve mutlak değere noktayı koyacağız arkadaşlar. Tabii siz bu videoyu izleyip sonra sorular çözdüğünüzde bir de bakacaksınız ki mutlak değeri çatır çatır ne yapıyorsunuz? Çözüyorsunuz inşallah. Son örneğim eşitsizliklerle ilgili şu. 3 küçük mutlak değer x eksi 1. Küçük eşit 7. Eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir dedi. Bakın burada da ne var? Burada da mutlak değerli ifade iki tane sayının arasında. Peki burada nasıl bir yol izleriz? Küçükken ne yaptığımızı bulduk, gördük. Büyükken ne yaptığımızı gördük. Peki iki tane sayının arasındayken ne yapıyoruz? En karmaşık gibi görünen bu olmasına rağmen en basit bu. 3 küçük x eksi 1 küçük eşit 7. Şu mutlak değerli ifadeyi dışarı bir aynen çıkarttım. 3 küçük eksi x artı 1 küçük eşit 7. Bir de önüne eksi koyarak çıkarttım. İkisini de çözeceğim. Çözüm kümesi ikisinin birleşimi olacak abi bu kadar. Eksi 1 iki tarafa da artı 1 geçince buradan x 4 ve 8 arasında mı geldi? Şimdi burayı yapalım. 1'i hem buraya hem buraya eksi atınca. 2 küçük eksi x'ten o da küçük eşit 6'dan. Ama bana eksi x değil x lazım. Ne oluyordu eşitsizliğin her tarafını eksiyle çarpınca? Eşitsizlik yön değiştiriyordu değil mi? Eksi 2 büyük x'ten o da büyük eşit eksi 6'dan. Ama bu güzel bir gösterim değil demiştik. Bunu alıyorduk böyle yapıştırıyorduk ki küçük olan solda olsun. Buradan da o zaman eksi 6 küçük eşit x'ten... O da küçük eksi 2'den geldi. Bak aynı şey yön değiştirmedim burada. İkisinde de x eksi 6'dan büyük eşit diyorum. İkisinde de x eksi 2'den küçük diyorum. O zaman bunun çözüm kümesi arkadaşlar. Bakın eksi 6 virgül eksi 2. Eksi 6 kapalı eksi 2 açık. Bu eşitlik demek değil mi? Birleşim 4 virgül bakın 4 açık eğimli parantez 8 köşeli parantez. Çok pardon. İşte benim çözüm kümem. İşte arkadaşlar mutlak değerde eşitsizlik durumlarıyla alakalı da bunları bilmeniz gerekiyordu. Bakın geçen videoda anlattığım ifadelerin mutlak değer dışına çıkarılması ve eşitliklerin ilk bölümüyle bugün anlattığım özellikle eşitliklerin kalan kısmı bölümü çok önemlidir. Eşitsizlikleri de bilmenizde fayda var. Bir sonraki videomuzda ne yapacağız arkadaşlar?
yine çok önemli bir konuyla, Özlem'in iki soru sorduğu bir konuyla üslü ifadelerle devam edeceğiz. Diğer videoda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar, hoşça kalın.